Ahmet Bey yine Bununla bununla bağlantılı bağlantılı. olarak siz İslam'a göre tabirini kullanmayalım, hoş görmüyorum dediniz. Fakat Peygamber Efendimizin bir sözü var. İnsanlarla Müslüman oluncaya kadar savaşmakla emir olundum şeklinde. Bu bazen istismar da edilebiliyor malum. Bunu nasıl anlamamız lazım? Demin ifade etmeye çalıştım. Bu müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayetini lafzi, literal anlamıyla aldığınız zaman gayet net şu anda her birerlerimizin bu ayet kerimelere inanıyorsa, Kur'an'ın Allah'tan bir beyan olduğuna inanıyorsa, Allah'ın bu emriyle bize de hitap ettiğini kabulleniyorsak, bunu yapmadığımız zaman günahkar olacağımıza inanıyorsak, şimdi her birerlerimizin, her bir Müslümanın piyasaya çıkıp sen inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorum Allah'a, peygambere dediği an onu öldürmemiz gerekir. Bırakın bizi, bırakın bizi geriye doğru gidelim. Osmanlıların da aynı şey yapması gerekir. Emevilerin de, Abbasilerin de aynı şey yapması gerekir. Sayın sayabildiğiniz kadar. Karahanlıların, Fatımilerin, Güvehilerin sayın. Geriye kadar bütün 14 asırlık İslam tarihindeki Müslümanların böyle yapması gerekirdi. Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere böyle yapmamış. Eğer siyasi açıdan bir anlaşma söz konusuysa, anlaşmalarına muhalefet etmiyorlarsa, onlara dokunmamış müşrik olmalarına rağmen Medine vesikasını bu açıdan bakabilirsiniz. Efendim işte Mekke'nin fethi, hadi Medine vesikası çok 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 erken dönemlerde diyelim. Mekke'nin fethinden sonra müşriklerle yapılan anlaşmalara bakabilirsiniz. Çünkü İslam'da esas olan nedir? Dini açıdan İslam dinine inanma insanların kendi özgür iradelerine kalmıştır. İnanırlar ya da inanmazlar. O işin dini boyutu. Ama birlikte yaşama, toplumsal boyuta gelince o inanmayan insanla da sizin ortak paydalar etrafında bir social contract etrafında birlikte yaşayabilirsiniz. Medine vesikası bunu yapmış. Daha sonraki dönemlerde yapılan anlaşmalar bunu yapmış. Ve katiyen müşrikleri öldürme gibi, dikkat edin, meşru bir savaş söz konusu olmaksızın öldürme gibi ceza hukukunun kısas ve benzeri ceza hukukun kapsamı altına girmeyen giren hadiseler hariç öldürme gibi bir olay olmamıştır. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Şimdi ben insanlarla la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyinceye kadar savaşmakla emrolunduğum hadis-i şerifini de aynı konsept içerisinde ele almanız lazım. Mesela ben bu hadisi gördüğüm zaman ya da hadi ben ilahi ilimlerle tefsirle, fıkıhla, hadiste meşgul olan, meslek alanı olarak bunu seçen bir insanım ama dışarıdan bir insan, mesela siz bu ayet-i kerimeyi, bu hadis-i şerifi gördüğünüz zaman bence şöyle düşünmelisiniz. Ben insanlarla la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyinceye kadar savaşmakta emrolundum. Bir, pekala niye savaşmamış Allah Resulü? Bunu demelisiniz. İki, buradaki insanlardan kasıt nedir? Üç, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kur'an-ı Kerim'de böyle deyip dururken Hazreti Peygamber'in böyle demesi Kur'an'a muhalif bir beyanda bulunması nasıl doğru olabilir? Ya bunlar bakın bilgilerle insanların akıl yürütmeyle çıkartabileceği sonuçlar. Tekrar söylüyorum. Neden savaşmamış o zaman kendisi? 14 asır boyunca niye savaşmamış başka Müslümanlar? Buradaki insanlardan kasıt kimdir? Kur'an-ı Kerim'de inanç özgürlüğüne ifade eden kıyamet gibi beyanlar var. Allah Resulü Sellem kendi hayatında da zorlama yapmamış. La ikraha fid dinde zorlama yoktur denilmiş. E buna rağmen pekala neden Müslümanlar Müslüman oluncaya kadar savaşmakla emrolundum diyor. Ya burada bir problem var kardeşim demelisiniz. Bunu dedikten sonra yani bu akıl yürütmeyi sağladıktan sonra çok rahatlıkla çözersiniz zaten. Şimdi geliyorum diğer noktaya. Diğer nokta nedir? Hadis, senet kriteri açısından baktığın zaman, yani raviler açısından baktığın zaman, ben kitapta bunu ifade etmeye çalıştım. Detaylıca anlattım. İsterseniz bakabilirsiniz. Bir kere hadislerde son biliyorsunuz zaten rivayet bir manadır. Yani aklında kaldığı kadarıyla, kelime be kelime Allah Resulü'nün ağzından çıktığı gibi değil de aklında kaldığı kadarıyla anlatmışlar. Sahabe-i kiram zaten bu manada hadis zaten rivayeti caiz biliyorsunuz. 9 tane ayrı sahabe-i kiramdan geliyor ve farklı 3 ayrı occasion'dan, 3 ayrı hadisenin üzerine söylendiğine dair rivayetler var bizim bu kitapta. Şimdi hadis uzmanları, senet tenkidi yapan insanlar buradan hareketle bu hadis-i şerifin sahih olduğu konusunda hemfikirler. Ama
hadislere yapılan bir takım ilaveler var. Bazı hadiste birinde var olan şey diğerinde yok. Ebu Hureyre rivayetinde var olan yani diğerinde yok vesaire. Bunları bir kenara, yani metin tenkidini bir kenara bırakacak olursanız, o müdrec olan kısımları bir kenara bırakacak olursanız, senet açısından hadis-i şerif sıhhati konusunda bir ittifak var hadisçiler arasında. İki, bir de tarihi süreçte Hazreti Bekir tarafından kullanılmış bu. Hani zekat vermeyen insanlar olmuş, biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz demişler. Aslında orada kastedilen zekattan vergidir orası ve devlet otoritesinin kabul veyahut da red anlamında söylenmiştir o söz. O da irtidat konusunda çok yanlış anlaşılan konulardan bir tanesidir. Bir de o var. Ondan dolayı da çok meşhur oluyor bu hadis-i şerif. Üçüncüsü ise hadis-i şerifte ifade edilen ukatilü tabiri var. Fe'ale vezni, ukatilü savaşmak demek ve fe'ale vezninde geliyor. Bu müşerekatül isneyin evektar. İki kişi arasında veyahut da daha fazla insan arasındaki bir mücadeleyi ifade eden bir fiil tipidir. Demek ki ortada bir savaş vardır ki Allah Resulü sen burada bu ifadeyi kullanmıştır. Bu da demin söylemiş olduğum o meşhur savaşı Casbor'u ifade eder. Ve belki de kastettiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin savaştaki yani bu insanlarla yani anlaşmalarına muhalefet eden o insanlarla savaşmadaki kararlılığıdır. Devlet otoritesine teslimiyetini, kamu otoritesine teslimiyetini ifade eden kararlılığıdır diye yorumlayabiliriz. Pekala, hadiste aslında kastedilen insanlar geldi. Bu bir tek cümleyle tabaşla söyleseydim bu kadar söz söylemeye gerek olmayabilirdi. Hadiste kastedilen kitlemiz rivayetinde o var. Buradaki insanlardan ümirtü en ugatilen nes'teki nes müşrikül Arap'tır. Arap müşrikleridir. Kim o Arap müşrikleri? Anlaşmalarına 22 yıl boyunca muhalefet eden, her anlaşmadan tersine dönen ve birlikte yaşama adına kendilerine uzatılan zeytin dalları her zaman ters çeviren, elinin tersine iten ve savaştan başka, diplomasinin bütün kurallarını reddedip Müslümanlara savaştan başka çare bırakmayan insanlardır. Bir başka yerde müşrikul, Mekke müşrikleri tabiri de var. Dolayısıyla buradaki insanlardan kasıt Mekke müşrikleridir, anlaşmalarına muhalefet eden insanlardır, yoksa bütün insanlar değildir. Öyle olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların Müslüman olması için zorlaması lazımdı. Ama Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ مُسَيْطِرٌ Sen onların üzerine zorlayıcı değilsin. Sen onları iman etmedin diye neredeyse kendini helak edeceksin. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. Yani o kadar çok beyan var ki din özgürlüğünü ifade eder. Dolayısıyla buradaki kastedilen şey bir savaş ortamında anlaşmalarını muhalefet eden kişiler için beyan edilen bir sözü karşımızdadır. Bir sözdür söz olarak.